arkadaşlar, tekrar merhabalar. Diferansiyel denklemler dersimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. İkinci dereceden diferansiyel denklemleri çözüyoruz. İkinci dereceden sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklemleri çözüyoruz. Bir önceki iki dersimizde diferansiyel denkleme ait karakteristik denklemin kökleri incelendiğinde reel iki kök olursa çözüm nasıl olur? Sanal iki kök varsa çözüm nasıl olur gördük. Sonuncusu diskriminantın alacağı değere bağlı olarak eğer diskriminant sıfırsa bu sefer çakışık iki kök olur. Çakışık iki kök varsa çözüm nasıl olur ona bakacağız. Arkadaşlar denklem tipimiz şu. A y2 üssü artı b y üssü artı c çarpı y eşittir 0 dedik. Burada a b c sabit birer sayı. Dolayısıyla bu ikinci dereceden sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem. Sağ taraf sıfır olduğu için homojen lineer diferansiyel denklem. Şimdi arkadaşlar diskriminant üçüncü seçeneğimiz diskriminant eşittir b kare. Çünkü bu diferansiyel denklemlerin çözümü e üzeri kx gibi bir şeydir. Dolayısıyla karakteristik denklemi yazarsak a çarpı k kare artı b çarpı k artı c eşittir sıfır ve kökü diskriminantı b kare eksi 4 ac eşittir 0 olursa o zaman k1 de k2 de eksi b bölü 2 alır. Tamam. Dolayısıyla k1 de k2 de eksi b bölü 2 a'ya eşittir. Bu iki kök olması durumda çözüm nedir? Şimdi diyelim ki bir tahminde bulunalım. Diyelim ki dedik ki genel çözümümüz bu. K1 de K2 eşit. O zaman çözümümüz şu olsun diyelim. Bir katsayı defa E üzeri K1 de K2 aynı K olduğu için KX yazabiliriz diye düşündük. Diyelim. Tamam. Çünkü K1 ve K2 diye bir şey yok. Sadece K var. Arkadaşlar genel çözümü sadece bu şekilde düşünürsek bir problemle karşılaşıyoruz. Başlangıç koşullarını sağlamıyor. Mesela diyelim ki böyle düşündük. İki tane başlangıç koşulumuz olsun. Y0 eşittir. Bir sayı olsun. M diyelim ona. Y üssü 0 da başka bir sayı. O da N olsun mesela. Diyelim ki çakışık iki kök varsa çözüm basitçe bu şekilde düşünürsek. İki tane farklı kök olsaydı C1 üzeri K1X artı C2 üzeri K2X olacaktı ama çakışık iki kök olursa o zaman sanki tek bir E üzeri K varmış gibi düşünebiliriz. O zaman başlangıç koşullarında sıkıntıya düştüğümüzü göreceğiz. Mesela bu böyleyse X yerine 0 yazarsak M oluyormuş değil mi? Birinci başlangıç koşulunu düşünelim. Dolayısıyla C çarpı E üzeri 0 0 C eşittir M çıkar. Şimdi ikinci başlangıç koşulunu uygulayalım. Bir kez de türevini alalım. Y üssü x eşittir k çarpı c e üzeri k çarpı x. Şimdi x yerine 0 verelim. K çarpı c o da ne olur? Bu sefer c eşittir n bölü k olur. K'nın sıfırdan farklı olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla bakınız c hem m'ye eşit sanki hem de n bölü k'ya eşit gibi böyle problem çıkıyor. Dolayısıyla çözüm genel çözümümüz bu değil. Bu bir özel çözüm olabilir. Mesela bu bir çözümdür. Evet. Y x eşittir c çarpı e üzeri k olsa olsa bir özel çözüm olur. Başka bir çözüm daha vardır. Yani bizim aradığımız en genel çözüm değildir. O halde arkadaşlar yine bir tahminde bulunuyoruz. Diyoruz ki belki başka bir çözüm daha vardır. Mesela ikinci bir çözümümüz olsun. Şöyle bir çözüm. Bu y1x olsun. Bir tane başka daha özel bir çözümü var. Onu da bulursak o zaman onları katsayılarla çarparsak en genel çözüme ulaşabiliriz. Bu ikinci çözümümüz arkadaşlar. Mesela bir u'nun bir x'i bir fonksiyonu olan bir fonksiyon. E üzeri kx gibi bir şey olabilir. Yani sadece tek başına şunu yazmak da anlamsız. C1 hemen diyebilirsiniz ki madem K1, K2 genel çözümde K1, K2 aynı K yazın. Yani C1 çarpı E üzeri KX artı C2 çarpı E üzeri KX. Bu genel çözüm olmaz. Bu anlamsız olur değil mi?
Çünkü E üzeri KX parantezine alırsanız bunu C1 artı C2 çarpı E üzeri KX olur. C1, C2 de bir sabit sayı. En nihayetinde varıp ulaşacağınız nokta bu olmuş oluyor. Yani genel çözümü bir öncekinden esinlenerek böyle yazsanız bile K1 ve K2 birbirine eşit olduğu için bundan daha genel bir şey yazamıyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi böyle yazarsanız başlangıç koşullarında bu sefer başımız belaya giriyor. Ondan dolayı genel çözüm olamaz bu diyoruz. Bu bir özel çözüm. Başka bir çözüm daha olsun. Tamamen yani tahminde bulunuyoruz. Bir fonksiyon defa E üzeri KX olsun. Sonuçta şey yapıyoruz. Yani başka seçeneklerimiz yok. Elimizden var olan mevcut olabilecek seçenekleri deniyoruz. Ux çarpı E üzeri KX gibi çözüm olsun. Eğer Ux'i bulabilirsem o zaman Y1x var, Y2x var. O zaman genel çözümüm şöyle olacaktır. C1 çarpı Y1x artı C2 çarpı Y2x olabilir. Bundan da daha fazla genel başka bir seçeneğimiz yok. Yani bir kere çözüm kesinlikle eksponansiyel olacak. Ama birincisinde bir sabit defa eksponansiyel. Diğerinde de hadi bir x'in fonksiyonu olsun. Peki bu nasıl bir fonksiyon? Onu bulmaya çalışalım. Eğer bu bir çözümse arkadaşlar, madem bu bir çözüm diyoruz, o zaman bu diferansiyel denklemi sağlar. Yani a çarpı y2 iki üssü artı b çarpı y2 bir defa artı c çarpı y2 eşittir sıfır olması gerekir. O halde bize ne lazım? Y2 kendisi böyle tahmin ettik. Y2'nin türevi lazım, bir de iki kere türevi lazım. Y2'nin bir kez türevini hesaplayalım. Bunun bir kez türevini alalım. Çarpım türevi. Çarpımın türevi oldu. Birinci türev çarpı ikinci değil mi? Dolayısıyla bir daha parantezde x yazmayayım. Siz u'nun x'in bir fonksiyon olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla birinci türevi çarpı ikinci u'nun türevi çarpı e üzeri kx artı birinci çarpı ikinci türevi. İkinci türevinde k çarpı u çarpı e üzeri kx oldu. Bu birinci türev. Bir kez daha türevini alalım. Sonra bu da yerine koyacağız. Bakacağız ki burada yerine koyacağız. Bakacağız ki ux fonksiyonu ile ilgili bir şey bulabilir miyiz? Ux fonksiyonun genel formunu bulmaya çalışıyoruz. Tekrar çarpım türevi olacak. Hem buranın hem buranın. Birinci türevi çarpı ikinci. Birinci iki kez türev olacak. Çarpı k çarpı x artı birinci çarpı ikinci türevi k çarpı u üssü çarpı e üzeri kx artı k1 sabit zaten arkadaşlar. Kere çarpan olarak gelecek. Birincinin türevi çarpı ikinci u üssü çarpı e üzeri kx artı k1 sabit. Birinci çarpı ikinci türevi. Birinci aynı ikinci türevi. K çarpı u çarpı e üzeri kx. Zaten bir k da burada vardı. K kare. Tamam. Bakın Y'nin ikinci türevinde şurada iki terim aynı olursa onları toplayalım. Biraz daha sade yazmış olalım. U iki türev, bir de E üzeri KX parantezler var. Onları da alalım. U'nun ikinci türevi artı iki tane K çarpı U'nun bir kez türevi artı K kare çarpı U'nun türevi E üzeri KX değil mi? Y'nin iki kez türevi bu. Peki Y'nin bir kez türevi ne? U'nun bir kez türevi artı K çarpı U E üzeri KX. Tüm bunları bu denklemde yerine koyalım sevgili arkadaşlar. Biraz karmaşık işlemler gibi gözükebilir ama esasen çok basit. Dolayısıyla bunu şimdi yazalım. Hepsini A ile çarpacağız. Ve hepsinde E üzeri KX olduğu için en nihayetinde bütün parantez E üzeri KX olacak. Dolayısıyla E üzeri KX'leri hiç dikkate almadan şu parantezleri dolayısıyla bunu bir de bunu dikkate alalım. O halde birinci terimi yazıyoruz. A çarpı bu. Bakın A çarpı U iki üssü artı iki tane A çarpı K çarpı U üssü artı A çarpı K kare çarpı U. Bunu yazdık. Tamam. Artı şimdi B'yi de atalım buna. B çarpı şurası yani
B çarpı U üssü artı B çarpı K çarpı U, bunu da attık. Artı C çarpı U, hepsinde dediğim gibi evzeri KX parantezini aldım ve sonuç sıfıra eşit olması gerekiyor. O zaman sonuç sıfırsa, bu sıfır olmayacağına göre parantez içi sıfır olması gerekiyor. Şimdi parantez içerisini birazcık şey yapalım. Parantez içerisinde birazcık düzenlemeye çalışalım. Bir kere birinci terim A çarpı U iki üssü. Bu dursun. İkinci kısımda arkadaşlar U'nun bir kez türevi parantezine alalım. İki tane A K artı B U üssü artı bir de U parantezi var. A K kare A çarpı K kare artı B çarpı K artı C çarpı U. U sıfır eşit olması lazım. Değil mi? Bakın ilginç bir noktaya geldik. Şimdi burada A ve C katsayımız bunlar. Sonuçta bu diferansiyel denklemi çözüyoruz. Peki arkadaşlar. Buranın komple sıfır olması lazım. Şimdi soruyorum size. Burası nedir? Tanıdık geldi mi burası size? Burası bu karakteri, bu diferansiyel denklemin karakteristik denklemi değil mi? A k kare artı b k. Bu genel olarak ister kökler ister çakışık olsun, ister kökler sanal olsun, ister kökler reel olsun. Burası her zaman sıfır. Çünkü karakteristik denklem. Peki burası nedir? Burası da şimdi biz neyi inceliyoruz? Çakışık iki kökü olan denklemi incelemiyor muyuz arkadaşlar? Peki çakışık iki denklem varsa K1, K2 o da eşittir K. Nedir? Eksi B bölü 2A. Burası K yerine eksi B bölü 2A yazın. Burası eksi B olur. Burası da artı B, burası da 0. Dolayısıyla burası 0, burası 0. Hepsinin toplamının 0 olması için A genel olarak A, B, C 0'dan farklı sayılar. Burası 0 olmayacağına göre o zaman tek çare U'nun 2 türevinin 0 olması. Dolayısıyla burada şunu keşfettik aslında. U 2 türev eşittir 0. Dolayısıyla bu nasıl bir denklemse, bu nasıl bir fonksiyonsa, x'in bir fonksiyonuysa, her neyse bu, ikinci türevi kesin olarak 0 olması lazım. O zaman bu doğrusal, x ile lineer olan, yani x ile doğrusal değişen bir denklem. Değil mi? Yani ikinci türevi 0 ise, o zaman bunun bir kez integralini alırsanız, u'nun bir kez türevi ne olacak? Bir sabit olacak. Mesela ne diyelim? C'leri kullandık mı? C1C'yi kullandık. Ne diyelim ona? Küçük a diyelim. Küçük a gibi bir sabit olacak değil mi? Çünkü u'nun türevi kendisi bir sabitse bir kez daha türevi o zaman sıfır olacak. Çünkü sabitlerin türevi sıfır. E peki kendisi bir birinci türevi a ise o zaman kendisi ne olacak? Ax artı b gibi bir fonksiyon olacak. A ve B sabit katsayılar. Çünkü bakın gidin geriye doğru. Bir kez türevini alırsanız B sabit olduğu için B'nin türevi 0, AX'in türevi A. Bir kez daha türevi 0 olur. Dolayısıyla fonksiyonun formunu bulmuş olduk. Tamam mı arkadaşlar? O halde çakışık iki kök varsa bir özel çözüm olarak da böyle bir çözüm eğer önerirsek o zaman bu fonksiyon X'e lineer bağlıdır. Yani X'in birinci derece birinci kuvvetiyle orantılıdır. O da AX artı B gibi bir fonksiyondur. Bakın genel çözümü bulmuş olduk. Farkında mısınız? Dolayısıyla şurayı artık silebilirim. Özel çözümlerden bir tanesi bu. Bir tanesi de bu olsun. Dolayısıyla genel çözümü bulduk. Şimdi genel çözüm yazabiliriz. Bu sefer artık başlangıç koşullarından sıkıntıya düşmeyiz. Doğru olan çözüm de budur. O halde dediğim gibi genel çözümümüz buraya C demiştik. Bu ve bu işte. Yani C1 çarpı E üzeri KX artı bir de bu fonksiyon AX artı B
En üzeri kaynasın. Arkadaşlar böyle kalması da böyle kalabilir de, sonuçta bu bir genel çözüm, böyle kalmasına hiçbir sakınca yok. Ama bu daha da sadeleştirilebilir. Çünkü en nihayetinde en üzeri kaynaklar ortak. Yani siz bunu E üzeri kx parantezine alırsanız eğer ne olur? Bu sabit, bu sabit. C1 artı C2 artı A çarpı x E üzeri kx olur. Fakat en nihayetinde iki sabit sayının toplamı da yine bir sabit sayıdır, değil mi? Dolayısıyla hepsini yeniden C1, C2, buna da C2 diyelim. Bir daha bir sürü, biz çünkü C1, C2 kullandık. O halde genel çözüm şöyledir. C1 artı C2 x çarpı E üzeri kx. İşte bu. Genel çözümümüz budur. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla üçüncü seçenek olarak C1, C2 dediğim gibi yine başlangıç koşullarından bulunabilecek bir iki tane sayı, sabit sayıdır. Sabit katsayılı ikinci dereceden homojen lineer diferansiyel denklemde karakteristik denklem yazdıktan sonra diskriminant sıfıra eşitse çakışık iki kök vardır. Genel çözüm budur. Peki. Bir tane örnek çözeyim. Sonra da ödev vereyim. Yani genel çözüm bu olduktan sonra 100 tane örnekle çözsem arkadaşlar sonuçta hepsi aynı olur, değil mi? Ama bir tane çözelim tabii. Bir de ödev vereyim size. Şu diferansiyel denklemini çözünüz. 3 tane d kare y bölü dx kare, 6 tane dy bölü dx artı 3 tane y eşittir 0 diferansiyel denklemini, y 0 eşittir 1, y üssü 0 eşittir eksi 2 başlangıç koşullarını dikkate alarak çözünüz. Evet. Bu notasyonla bu notasyon biliyorsunuz birbirinin aynısı. Burası A, B ve C. Dolayısıyla diskriminant B kare eksi 4 ayrıca. B kare 36. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 3. 4 kere 9, 36, 0. İki tane çakışık kök var. Dolayısıyla kökler K1 eşittir K2. O da eksi B bölü 2A. Eksi 6 bölü 2 kere 3, 6, eksi. Dolayısıyla 2 kökte eksi olacak. Tamam. Dolayısıyla çözüm çok basit. O halde bu diferansiyel denklemin çözümü C1 artı C2 x E üzeri eksi x. Bu kadar. Tamam. Şimdi başlangıç koşullarını yerine koymadan evvel bunu bir kez türevini alalım. Çünkü burada kullanacağız. Bir kez türevini alırsak bunun birinci türev çarpı ikinci. Birinci türevde bu türev 0 C2 olacak. C2 çarpı E üzeri eksi x. Artı ikinci türev çarpı birinci. İkinci türevinde eksi geleceği için eksi C1 artı C2 x E üzeri eksi x olacak. Tamam. Şimdi birinci sınır koşulunu kullanalım. Y 0. X'ine 0 koyduk. E üzeri 0 1. Burası oldu. C1 buldur. C1 direkt 1'miş. İkinci sınır koşulunu kullanalım. X'ine 0 koyalım. C2 eksi C1 eksi 2. C1'de 1 olduğuna göre eksi 1 buraya artı 1 geçer. Eksi 1 olur. Dolayısıyla C2 eşittir. Eksi 1. C1 1, C2 eksi 1. O halde genel çözümümüz 1 eksi x elde eksi x'miş. Tamam. Bu diferansiyel denklemin ya da bunun genel çözümü bu. Arkadaşlar bir tane ödev vereyim size. Bunu lütfen çözünüz. Y2 üssü artı 4 tane Y üssü artı 4 tane üssü 0. Diferansiyel denkleminin genel çözümünü y0 eşittir 1, y üssü 0 eksi 1 bulunuz. Siz mesela videoyu burada durdurun. Az sonra cevabını yazacağım. Bu cevaba ulaşmanız lazım. Genel çözüm
1 artı x e üzeri eksi 2x çözümünün bu olduğunu gösteririz. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, sabit katsayılı ikinci dereceden lineer homojen diferansiyel denklemlerin çözümlerini 3 tane muhtemel durumda genel çözüme nasıl bulacağını öğrendik. Bu dersimiz de burada son buldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.